Arkadaşlar hepiniz yeniden merhaba. Öncelikli olarak kanalıma hoş geldiniz. Az önce bir haber geldi. Hemen şu bulunduğumuz Ardahan karayolunda bir tır virajı dönerken dorseyi kastırıp kalmış, öylece çekilmesi gerekiyormuş. Ben de traktör yıkıyordum. Bakmayın kış olduğuna, bugün hava çok güzeldi. Öylece apar topar işte halatları aldım, çıktım yola. Şimdi gidip sizlerle birlikte kurtaracağız inşallah. Yani nasıl kaldığını bilmiyorum. Eğer yüklüyse biraz zor kurtarırız gibime geliyor ama. Olmadı, başka bir traktör daha çağırırız. Bir şekilde çıkacak oradan. Öyle yani. Gidelim bakalım. Selamun aleyküm. Abi geçmiş olsun. Tamam. Burak abi nasılsın? İyi Fatih. Çeker miyiz abi? Dorsi... Çekmezsen zaten bence bir şey çekmez. Efendim? Halat olur mu? Halat var, bir de zincir var. Hangisi ki olursa. Aman da var bu şey. Ney? Sen buradan git. Şey şimdi orada. Sen dorsiyi bağlayacak mısın buna? Ha dorsiyi bağlı oturuyor burada. Var. Orada tır var bir tane daha. Ha bir tane daha tır var. Ha ben şimdi arkadaş bekliyorum. Namaz okuyor da o. Ha öyle mi? Ha. Sen de geliyorsun yani. Ama ben arkadan geliyorum. Gazetin orada hemen. Tamam. Tamam. Tamam orada görüşürüz. Abi bir tır kalmış, onu çekeceğim. Şurada Laşet'in orada bir tır kalmış. Haberiniz yok mu sizin? Ya, haberim var da. Evet. Sen mi çekmeye gidiyorsun? Aynen abi. Beni kim yönlendirdi? Tırcı arkadaş. Hangisi? Bilmiyorum, aradılar beni. Tamam. Kameram çekiyor mu? Çekiyor abi. Kayıt yapıyor mu şimdi? Kayıttayız. Abicim, kendini riske atma. Tamam eyvallah. Tamam. Orada görüşürüz. Jandarma trafik ekipleri de geliyor. 22 ton yük varmış arkadaşlar. Rampa bir yer. Bu yolun en eğimli noktası. Yani traktör tek başına onu kıpraştırması mümkün değil oradan. Bir taraftan tır da yardım edecek bana ki anca çekelim. Bahsettikleri tır bu. Kanala düşürtmüş. Burası da çok eğimli arkadaşlar. Yani bu yolun en eğimli noktası. Bu yardımcı olsa bunu çıkartırız gibi. Merhaba. Geçmiş olsun abi. Ardalasam. Efendim? Ardalasam. Anlamıyorum abi. Ben yardım edeceksin bana. Ben de çekeceğim, çıkartırız herhalde. Bunda tros var mıydı? Abi. Bunda tros var mıydı? Tamam. Yok abi, o iş yapmaz ya. Olmaz. Bu olsun, bu sağlamdır. Ha bunu çıkart mı yapsak? Bunda tros. Şu pozisyon. Şu pozisyon çekeceğiz abi. Düşmüş ya. O da mı bağlayacak? O bir şey yapmaz bence, bilmiyorum ama. Bir deneyelim bence. Ben bir deneyeyim. Abi bir deneyelim. İki bu araç sıkıntı olur. Arada sıkışırım daha ben. Hadi. Bak ver abi. Tamam. Ya
Abi bu yemiyor mu bu makine ya? Zinciri koparttı attı vallahi. Kusma aldı mı tırıstı? Baba boş ver, zinciri takma ya. Zinciri kırıyor. Adam yardım etmiyor ki. Fazla basma. Şu düz kısma kadar götüreceğim arkadaşlar. Burası çok eğimli. Burada durursa kalkamayabilir. Bu şu kadar. Yavaş be kardeşim ya. Abi yolunuz iziniz açık olsun. Allah'a emanet. Tamam. Teşekkür abi canım. Görüşürüz. Özbekistanlı kardeşlerimizi kurtardık. Haydi abi Allah'a emanet. Allah. Baba. Gidiyoruz. Abi görüşürüz. Aynen ben gidiyorum. Hadi. Sağ olun. Hadi. Abi katla rahmet seni. Tamam. Yani kurtarmadığımız bir tır kalmıştı. Onu da bu vesileyle kurtarmış olduk. Bu arada tır şoförleri de Özbekistanlıydı. Özbekistan'dan bizi izleyen birileri varsa eğer onlara da buradan selam olsun. Biraz konuştuk da tırın kalma nedeni motoruma arıza yapmış arkadaşlar. Tekleme yapıyordu. O yüzden zaten kalkışlarda falan bayağı bir zorlandık. Yani 22 tonluk yükün neredeyse traktör tek başına çekti. Yani tek başına demeyelim de %80'lik bir kısmını traktör çekti diyebiliriz. Ha bir de kanala düşmüştü bir tarafı. Şimdi o dorsayı açıyorlar orada. Başka bir çekici geldi. Dorsayı ona bağlayacaklar. Arıza yapan tır o vaziyette artık en yakın servise kadar gidecek. Bakın o diğer dorsa da burada. Bunlar arkadaş sanırım. Bu açtı çekiciyi, oraya gitti onu bağlamaya. Daha sonra gelip bunu alacak. Yani videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.